Gençler selamlar, ben İsmail Hoca'nız, Emel Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Metin Yayınları Modern Problemler adlı çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 160 ve 161. sayfaların çözümlerini yapacağız bu videomuzda. Pekiştiriyorum hareket problemleri ikinci testteyiz arkadaşlar. Dilerseniz vakit kaybetmeyelim ve ilk sorumuzda çözümlerimize başlayalım. Şimdi aralarında 700 kilometre mesafe bulunan iki tane araçtan bahsetmiş arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde belirtilen hızlarla aynı anda birbirlerine doğru hareket etmeye başlamışlar. Bakın bu 60 ile hareket ediyor arkadaşlar. Bu da 90 ile sol tarafa doğru hareket ediyor. Aralarında da 700 kilometre mesafe var. B noktasından hareket eden araç hiç mola vermeden devam etmiş. A noktasından hareket eden araç ise 3 saat sabit hızla yol aldıktan sonra sevgili arkadaşlar 1 saat mola vermiş ve yoluna hızını saatte 70 kilometreye çıkararak devam etmiş. Buna göre bu iki araç yolculuğa başladıktan kaç saat sonra karşılaşırlar diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyeceğiz. Bakın 1 saat mola vermiş. Yani toplam 3 saat hareket edip 1 saat mola vermiş. Yani toplamda 4 saat boyunca sevgili arkadaşlar aldığı yolu hesaplayacak olursak 3 çarpı 60'tan 180 kilometre yol almıştır. Diğer araç ise hiç durmadığı için 4 saatte sevgili arkadaşlarım 4 çarpı 90'dan 360 kilometre kadar yol almıştır. Şimdi bu ikisini bir toplayalım bakalım ne kadar yol alınmış. Burası toplam 540 kilometre yapar ve A aracı molası bittikten sonra varsayalım şurada, B aracı da hiç yoluna ara vermeden devam ettiği için burada olsun ve şu an aralarındaki mesafe 700-540'tan kaynaklı 160 kilometredir sevgili arkadaşlarım. Şimdi bir bu tarafa bir de bu tarafa doğru hareket vardı. Bu hala 90'la geliyor ama bu hızını 70 yaptı artık. Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz. Hızlarını topluyorum. 90 artı 70 çarpı T eşittir 160 kilometre diyeceğim ve 160 T eşittir 160 olduğuna göre T burada kaçtır? Tabii ki 1'dir arkadaşlar. Şimdi bu iki araç yolculuğa başladıktan kaç saat sonra karşılaştılar diye sorulmuştu. 4 saat burada zaman harcadılar. 1 saatte burada toplam 5 saatte sevgili arkadaşlarım karşılaşırlar hareketlerine ilk başladıkları andan itibaren. Cevabımız B seçeneği olacaktı. Devam ediyorum ikinci sorumla. Her bir kabin arasında eşit mesafe bulunan ve orta kısımdaki gri kısmı sabit olan bir dönme dolap saat yönünün tersine doğru, yani şu tarafa doğru sabit hızla gösterilen konumdayken harekete başlıyor. A hizasında, yani şurada bulunan, yani şundan bahsediyoruz. A hizasında bulunan kabin başlangıçtan itibaren B noktasından ikinci kez geçtiği süre ile F noktasından 5. kez geçtiği süre arasında 168 saniye zaman farkı bulunmakta. Buna göre dönme dolap harekete başladıktan kaç saniye sonra A hizasında bulunan kabin C noktasından 3. kez geçmiştir diye soruluyor. Şimdi biraz teferruatlı bir soru gibi ama merak etmeyin, güzel de bir soru. Şimdi bakın A hizasında bulunan, yani kırmızı ile işaretlediğimiz kabin B noktasından 2. kez kaç tane konum değiştirdikten sonra geçer. Önce bunu bulalım. Şimdi arkadaşlar birinci kez geçtiğinde zaten şurasıdır. Yani bir konum geçti. İkinci kez geçtiğinde ise sevgili arkadaşlarım şunu yapacak. Bir tur atıp bir tane daha ilerleyecek. Şimdi burada kaç tane kabin vardı? 8. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım 1 artı 8'den eşittir 9 kabin yer değiştirdi. Ve böylelikle B noktasından ikinci kez geçti. Şimdi F noktasından 5. kez geçtiği olayı bulalım. Bakın F nerede arkadaşlar? Burada. Saat yönünün tersine doğru dönüyordu. 1, 2, 3, 4 ve 5 dedik arkadaşlar. Demek ki 5 tane kabin yer değiştirecek ama bunun üzerinde 4 karşılaşma daha olacağı için, yani sevgili arkadaşlarım yani 4 kez daha buradan geçeceği için 4 tur olacak. 4 turda bize 4 çarpı 8'den 32 tane kabin eder. Yani 37 kabin etti arkadaşlar burası. Şimdi 37 kabinden 9 kabini çıkarıyoruz. Sebebini şimdi göreceksiniz. Burası 28 değil 29 kabin yapar arkadaşlar. Yanlışımız var mı? Var. 28 kabin yapar. İşte bu 28 kabin fark sevgili arkadaşlarım bize 168 saniyeyi veriyormuş. O halde eşittir 168 saniye diyelim. Şimdi arkadaşlarım dikkat edin. 28 çarpı T eşittir 168 derseniz T'yi buradan 6 bulursunuz. Demek ki
bir kabin, yani şuradaki kabin 6 saniye sonra ancak yandaki komşu kabinin noktasına gelebiliyormuş. Buna göre dönme dolap harekete başladıktan kaç saniye sonra A hizasında bulunan kabin C noktasından 3. kez geçmiştir diye soruyor. Şimdi hemen şunları şöyle siliyorum. Bakın dikkat edin. C nerede? Burada. Şimdi A'dan buraya ve buradan buraya 2 kabin. Artı kaçıncı kez demişti? Üçüncü kez. Biz birincisini hallettik. İki kez daha geçmesi için iki tur daha atması lazım. İki kere 8'den 16 tane kabin yer değiştirmesi gerekiyor. Yani toplam 18 kabin değişikliği olacak. T 6 idi. 6 kere 18 yani 108 bize cevabı verir. Doğru cevabımız da C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam ediyorum. Üçüncü sorumla. Şimdi bir kafede buluşmak için aynı anda evlerinden çıkan Semra ve Bilge sırasıyla 5 ve 3 ile orantılı hızlarla ilerliyorlar. Ve sevgili arkadaşlar dikkat edin. Burada 15 dakika içinde kafeye gelen bir Semra'mız var. Şimdi varsayalım ki şurası bizim kafemiz olsun. Şöyle yapalım ve buraya da kafe yazalım. Şurası Semra'nın evi arkadaşlar. Hemen bir tane ev konduralım şuraya. Burası Semra. Ve şurası da sevgili arkadaşlarım Bilge'nin evi olsun. Bilge'nin evi de şöyle bir şey olsun. Pekala şimdi gençler. Semra 15 dakikada geliyormuş. Hızları da 5 ve 3 ile orantılıydı. Dikkat edin, o zaman ben Semra'nın hızına ne derim? Tabii ki 5V derim. Bilge'nin hızına, şurasına Bilge'nin evi diyelim. Bilge'nin hızı da 3V olacak. Şimdi 15 dakikada geldiğine göre Semra 15 çarpı 5V'den demek ki buradaki mesafe 75V diyebiliriz. Peki güzel, şuradaki mesafeyi bulabilir miyiz? Şimdi ne kadar sürede geldiğini aslında bulabiliriz. Bak diyor ki 15 dakika içinde kafeye gelen Semra Bilge'yi 15 dakika beklemek zorunda kalmış. Şimdi yarım saat sonra gelmiş yani. Yani Bilge kafeye yarım saatte ulaşmış 30 dakikada. O zaman 30'da 3V'yi çarparsam ben buranın mesafesinde 90V olması gerektiğini tabii ki söyleyebilirim. Şimdi hocam bize diyor ki buna göre Semra ve Bilge hızlarını birbirleriyle değiştirseydi. Yani diyor ki bu 5V değil de 3V, bu da 3V değil de 5V olsaydı demiş bize. Madem öyle ben buna artık 3V, buna 5V dersem. Diyor ki Bilge kafeye geldikten sonra Semra'yı kaç dakika beklemek zorunda kalırdı? Hemen şöyle diyorsunuz. 90V'yi 5V'ye bölüyorsunuz. Ne geliyor? 18 dakika. Şimdi Bilge kafeye 18 dakika içinde geliyor. 18 dakika sonra hemen geliyor. Şimdi 75'i 3V'ye böleceğiz. Bu da bize neyi verecek? 25'i. Demek ki bu da 25 dakikada gelecek. Şimdi 18 dakikada gelen Bilge 7 dakika bekler. Kimi? Semra'yı. Yani cevabımız C seçeneği olacaktı diyebiliriz. Devam. Dördüncü soru. Cisim bir tam tur atana kadar geçen süreye periyot denir. Birim zamanda atılan tur sayısına da frekans diyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki çember şeklindeki raylı sistem üzerine hızları sırasıyla VK, VS ve VY olan kırmızı, sarı ve yeşil bilgiler ayrı ayrı konulup periyot ve frekansları gözlemleniyor. Yapılan ölçümler sonucunda kırmızı bilgenin periyodu, sarı bilgenin periyodunun yarısına, yeşil bilgenin periyodunun 3 katına. Şimdi periyotlar için sevgili arkadaşlarım P diyelim periyotlara. VK, PK, PS ve PY diyelim. Tamam. Şimdi bunların periyotlarına bir, şurada verilen orantıya bir bakalım. Diyor ki bakın kırmızı bilyenin periyodu sarı bilyenin periyodunun yarısına eşit. Yani bunun periyodu 2x ise bunun periyodu x oluyormuş arkadaşlar. Ve yeşil bilyenin periyodunun 3 katına eşitse o zaman ben buna 3x diyeyim. Şuna 6x diyeyim, olmaz mı? Hemen düzeltelim şöyle. Madem öyle bize tam çıksın diye uğraşırız. Şimdi diyor ki bakın kırmızı bilyenin periyodu sarı bilyenin yarısına, yeşil bilyenin periyodunun 3 katına eşitmiş. O zaman yeşil bilyenin periyodu da x'miş diyeceğiz. Periyot neydi? Bir tam tur atana kadar geçen süreydi arkadaşlar. Tamam, o zaman şöyle diyelim. Bunun süresi, hatta t ile ifade edelim ki kafamız karışmasın. 3t, 6t ve t diyelim. Peki en hızlı burada kim o zaman? Yeşil. Çünkü niye? T sürede bir tur atıyor. Pekala. Buna göre kırmızı, sarı ve yeşil bilgilerin frekansları sırasıyla hangisiyle orantılıdır? Şimdi frekans demiş. Frekans neydi? Birim zamanda atılan tur sayısı. Şimdi hocam hangisi daha hızlı dedik? Bu. Şu daha hızlı. Şimdi bir tur atması için T kadar süre geçiyor. Varsayalım ki 6T sürede bunlar kaç tur atar? Bak bu 2 tur atar. Bu 1 tur atar. Bu 6 tur atar arkadaşlar. Şimdi o zaman frekanslar arasında nasıl bir ilişki var? VS küçüktür VK, bu da küçüktür VY deriz. Yani SKY olacak ki bunlar da zaten 1, 2 ve 6 olması gerektiğini söylemiştik. 1, 2, 6 dedik. Yanlış şeyi işaretledik sanırım.
Sırasıyla mı demişti? Sırasıyla demiş. Özür dilerim. Zaten bulmuşuz cevabı. 2, 1 ve 6 olacak. Yani cevabımız A seçeneği olacaktı dedik sevgili gençler. Evet. Devam edelim. 161. sayfamızda 5. soruyla. Bir nakliye firması var. Bu nakliye firmasının 2 tane ayrı aracı var arkadaşlar. Saat 8'de 8.00'da A şehrinden B şehrine doğru yola çıkıyor. A'dan şuradan B'ye doğru yola çıkıyor. Saat 12'de araç takip sistemine bakıldığında araçlar arasındaki mesafe ve tahmini varış süreleri şekildeki gibi görülüyor. Şimdi tahmini varış birinci araç için saat 14'te varacak diyor. İkinci araçta saat 16'da varacak diyor. Buna göre A ve B şehirleri arasındaki mesafe kaç kilometredir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi bakın saat 8'den 12'ye kaç saat geçmiş? 4 saat. 4 saatte arkadaşlar öndeki araç, yani hızlı olan araç, arkadaki araca 120 kilometre mesafe takmış. Yani 1 saatte 4'e bölerseniz 30 kilometre mesafe taktığını görüyoruz. Şimdi bu 4 saat sonraki konumları, yani saat 12'de. Şimdi birinci araç kaçta varacak? 14'te varıyordu değil mi? 14'te. Yani arkadaşlar 2 saat sonra bitiyor bu aracın işi. Yani birinci araç 6 saatte bu nakliyeyi götürebiliyor. Şimdi 6 saatte kaç kilometre mesafe takar? Tabii ki 180 kilometre. Çünkü 1 saatte 30 kilometre ise 6 saatte 180 kilometre öndekinden, arkadakinden daha önde bitirir. A ve B şehirler arasındaki mesafe sorulmuştu bize. Unutmayalım bunu. Şimdi bunu da nasıl yapıyoruz? Nasıl gösteriyoruz? Şöyle. Şimdi biz saatte 30 kilometre fark attığını biliyoruz bu aracın. Eyvallah. Şimdi araç 2'ye bakıyorsunuz. 16'da bitecek diyor. Şimdi hocam saat 14'te ilk hızlı olan araç şuradayken, B noktasına varmışken, arkadaki araca ne kadar mesafe takmıştı? 180 kilometre. Demek ki arkadaki araca da artık şu dersek, buna sarı dersek, hatta onu sarıya boyayalım arkadaşlar. Şöyle gösterelim ve sarıya boyayalım. Şöyle yapalım. Bu artık bizim sarı aracımız olsun. Tamam. Şimdi ne kadar mesafe taktı demiştik? 180 kilometre. Ama diyor ki bak, araç 2 de diyor saat 16'da ulaşacak oraya ama diyor. Şimdi saat 16'da ulaşacaksa demek ki 2 saatte buraya kat edecek. Yani arkadaki aracın hızı 90'mış. Çok güzel. Şimdi hocam arkadaki aracın hızı 90'sa saat 8'de yola çıktı. 16'da vardı oraya. Yani aradan kaç saat geçiyor arkadaşlar? 16'dan 8. 8 saat geçiyor. Bunun hızı 90 değil miydi? Evet. O zaman 8 çarpı 90 dersek biz bu yolun uzunluğunu buluruz. Yani 720 kilometre olması gerektiğini buluruz. Doğru cevabımız da C seçeneği olur. Devam. 6. soru. Birinin hızı diğerinin hızının ne kadar katıymış? 2 katı olan iki bisikletliden hızlı olanı sevgili arkadaşlar, kare şeklindeki parkurun çevresini 180 dakikada tamamlıyor. Yani şu 180 dakikada tamamlıyormuş arkadaşlar. O zaman bu kaç dakikada tamamlar? 360 dakikada tamamlar. Doğru mu? Bu bisikletlilerin her ikisi birden aynı anda A noktasından harekete başlayıp hızlı olan bisikletli parkurun 1/4'ünü geldiği anda yavaş olan bisikletlinin C noktasına varmasına kaç dakika vardır? Şimdi hocam 180 dakikayı gidersin sen. Bir güzel 4'e bölersin. Niye? Çünkü burası neydi arkadaşlarım? Kare şeklindeydi. 4'e bölersen 45 dakikayı bulursun. Yani şu hızlı olan bisikletli şuradaki 1 bölmeyi 45 dakikada alıyor. Şimdi 4'te 3'ü neresi? 1, 2, 3 yani şurası. Şimdi buraya geldiğinde 45, 45, 45 sevgili arkadaşlarım toplam ne kadar süre harcamış olur? Onu bulalım. 135 dakika. Güzel. Şimdi gelelim yavaş olana. Şimdi yavaş olan 360 dakikaydı ya hani. Şimdi buradan burayı 360'ı 4'e bölersen 90 dakikada kat eder. Burayı da 90 dakikada kat edecek ama bize 135 dakikalık kısmı lazım. Şimdi o zaman şöyle diyelim, tam ortasıdır bakın. Çünkü 90'dan 135'e 45 var, tam ortasındadır. Yani hızlı olan D'ye geldiğinde yavaş olan D ile C'nin tam ortasında oluyor. Diyor ki C noktasına varmasına kaç dakika var? Şurası 45 dakikaysa 90, 45, 135 ya. Demek ki burası da 45 dakika ki cevabımız da E seçeneği olur sevgili gençler. Devam ediyorum 7. sorumla. Bir araç var arkadaşlar. Bu araç 80 km bölü saat hızla gittiği yolu hızını %25 artırarak, ki 80'in %25'i çeyreği yani 20'dir. Hızını 100'e getiriyor. Tamam, 80 ile gidiyordu. Hızını 100 yapıyor. Artırarak döndüğünde 27 dakika daha erken işinin bittiğini görüyor.
Yol kaç kilometre diye sormuş. Şimdi şöyle bakın, iyi dinleyin. 80 ile giderken sevgili arkadaşlar, 80 ile giderken bir de 100 ile giderken gibi durumlarımız var. Şimdi olay şu aslında bakarsanız. 80 ile giderken 80 ile 100 arasında biliyorsunuz 4K'ya 5K gibi bir hız oranı var. O zaman süresel orana bakacak olursanız da bu 5T sürede, bu da 4T sürede gider. Şimdi aradaki fark ne? T. Şimdi aradaki fark T kaçmış arkadaşlar? 27 dakikaymış. Çok güzel. Şimdi T 27 ise gençler, bu yolu sormuş ya bize. T 27 ise bunu 4 ile çarparsınız. Ne gelir biliyor musunuz? 4 kere 28, 108 gelir. 108 dakika sürüyormuş bu yol. Ne ile? 100 kilometre bölü saat hızla. Şimdi tabi ama bu dakika, yani bizim şeyimiz 100 kilometre bölü saatti. O zaman ben şöyle diyebilirim. 100 bin metre bölü 3600 saniye değil de 60 dakika diyelim biz buna. 60, yani metreyi de boş verin. Direkt şöyle yapalım. 108 dakika diyor ya. 100 kilometre bölü saat demek aslında bakarsanız 60 dakikada 100 kilometre mesafe alınıyor demek. O zaman 108 dakikayı merak ediyoruz ya biz. Direkt x kilometre diyelim. İşler dışlar yapalım. Pekala, şunu da şunu çarpıp 60'a böleceğiz. Yani 108 çarpı 100 bölü 60. Bir tane sıfırını götürelim şunları. 108'i 6'ya böleceğiz. 108'i 6'ya bölerseniz 18 gelir. 18'de de onu çarparsanız yolun 180 kilometre olması gerektiğini öğrenebiliriz. Cevap C seçeneğiydi. Ve son sorumuz. Yarıçapı R olan dairesel iki pistin merkezinde bulunan iki bisikletti aynı anda aynı sabit hızla ok yönlerinde harekete başlayıp tekrar başladıkları noktaya geldiklerinde durmuşlar. Bu iki hareketlinin hareketleri boyunca birbirine olan uzaklığının grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bunun yarıçapının R olduğunu biliyoruz. Merkezleri de sevgili arkadaşlarım, birisi burası, öteki de burası. Şimdi aralarındaki mesafe başlangıçta, o zaman şurası yarıçap olduğu için aynı zamanda R'dir. Şimdi başlangıçta hepsi R'de görüyorsunuz. R kadar mesafe var hepsinde de. Tamam, güzel. Şimdi bu buraya gelecek, yani şuradan hareket eden buraya gelecek. Hatta ve hatta şöyle diyelim, şunu mavi ile şunu da kırmızı ile gösterelim. Şimdi mavi araç buradaysa kırmızı araç da şurada olacak arkadaşlar. Şimdi aralarındaki mesafe kaç? Bunu gözlemlememiz gerekiyor bizim. Şu an aralarındaki mesafeyi bulmak için şöyle dememiz gerekiyor. Şunu şöyle çizdik. Çizdik. Şurası ne? R bölü 2. Burası da R bölü 2 olacak. Çünkü R'ydi zaten orası. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım, şurası neydi? R'ydi. Burası da R'ydi. Şimdi şurası R. Burası R bölü 2 ise gençler, bunu nasıl açıklayabiliriz? Şöyle. Demek ki burası 30 derece. Burası da 60 derece. Şey 90, 60 derece. Şurası da 90. 30'un karşısı R bölü 2 ise 90'ın karşısı, bunun iki katı olan R'dir çünkü. O zaman 60'ın karşısı nedir? Tabii ki arkadaşlarım, R kök 3 bölü 2'dir. Burası da R kök 3 bölü 2. Toplarsanız R kök 3 gelir. Yani arkadaşlar belli bir süre sonra, hatta bunu beraber çizeceksek çizelim. Şöyle yapalım. Başlangıçta R'delerdi. Sonra R kök 3 olacak. Yani buradan şuraya çıkacak. Sonra buradaki araç buraya gelecek. Mavi. Kırmızı da buraya gelecek arkadaşlar. Yani aralarındaki mesafe bu sefer R, R, R. Toplamda sevgili arkadaşlar 3R olacak. O zaman 3R'yi de şurada gösterelim. Ve buraya çıkacak. Sonra hareket tekrar edeceği için düşecek ve düşecek. Yani şu şekilde bir grafik olacağından söz edebiliriz. Tabi bunlar R, R kök 3 ve 3R olacak. R, bakın şu değil. R, R kök 3, 2R demiş, kaybetti. R, R kök 3 ve 3R, cevap Ceyhan. R, 2R, 4R gitti. R, 2 kök 3R demiş, bu da gitti. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktı sevgili gençler. Evet. Bu testin de sonuna geldik. Bir diğer testimizde hareket problemleri üniversiteliğim 3. testi ele alacağız arkadaşlar. O videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.